Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kombinle vlogumu başlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar, ben bildiğiniz gibi yine evimin bütün işlerini hallettim. Merve ile dışarıda birkaç işimiz var. Onun için şimdi hazırlanıp evden çıkacağım. Çıkmadan önce de neler giyeceğimi size göstermek istedim. İlk önce Merve ile benim geçen gün gittiğim güzellik salonuna gideceğiz. Merve'nin biraz işleri var. Onları halledeceğiz. Oradan dönüşte de sporumuza geçeceğiz inşallah. Şimdi ben neler giyeceğim göstereyim. Böyle siyah bir pantolon giyeceğim. Üstüme böyle yıllar önce tek birden aldığım ama hala böyle çok severek giydiğim bir kabım var. Bu biraz da böyle dokusundan, bak sesini duyabiliyorsunuz, kaygan bir kumaş. Yağmurluk tarzında bir şey. Üzerime bu kabımı alacağım. Başıma da bu şalı bağlayacağım. Elime de çanta olarak bu yeşil çantayı alacağım. Bu çantam diğer çantaların altında kalmış. O yüzden biraz ezilmiş. Ama içini iyice doldurdum. Bakalım inşallah düzelir. Spor çantamı da böyle hazırladım. Spor çantamın içinde de yine spor taytım, tişörtüm, işte havlum, spor ayakkabılarım falan var. Şimdi ben hemen hızlıca giyiniyorum ve evden çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben Hatice Akbaş güzellik salonuna geldim. Merveciğimle görüşmelerimizi yaptık. Şimdi böyle gördüğünüz gibi kahve içeceğiz. Biz kahve içerken de Sunay Hanım sizlere lazer epilasyon ve cilt bakımları hakkında bilgi verecekler. Seslendi Sunay'cığım. Lazer epilasyonda Alexander'a ait içerikli bir cihaz kullanıyoruz. Kılları anemonemin kökünden yok ediyor. Müşterilerimiz çok memnun. Evet, ben çok memnunum. Tekrar çıkışlar yaşamıyoruz ve %80 sonuç alıyoruz. Cilt bakımı olarak da biraz bilgi verir misin? Burada cilt bakımı olarak karbon peeling yapıyoruz. Hydrafacial yapıyoruz, Amerikan cilt bakımı ve altın iğne işlemleri yapıyoruz. Tamam canım. Biraz açmak istersen açabilirsin. Altın iğne işlemlerimizde yoğun talep var. Ciltteki ince kırışıklıklarda %60 ve %70 sonuç görüyoruz. Tüm lekeler, scar izleri hepsini yok ediyor. Mermer gibi bir görüntü elde ediyoruz. Herkes çok memnun kalıyor. Yani karbon, herkese tavsiye ediyoruz. Ediyoruz. Karbon peeling işlemimiz var. Cildi sıkılaştırıyor, gözenekleri yok ediyor. Ciltteki ince tüyleri, yani ayva tüylerini de yok ediyor. Ayrıca hafif hafif oluşan güneş lekelerini de ortadan kaybediyor. Hydrafacial işlemimiz cildin nem oranını dengeliyor, parlaklık katıyor. Özel solüsyonlarla cildin tüm ihtiyacını karşılıyor. Çok sağ ol canım, çok teşekkür ediyorum. Daha önce de söylemiştim, Hatice Akbaş güzellik salonundayız. Meram Yeniyol'da Kocatepe Kahve Evi'nin sokağında bir yer. Ben gerçekten bir yılı aşkın bir süredir tanıyorum. Severek geldim ve bütün işlemlerimin karşılığını aldığım bir yer. Herkese de tavsiye ediyorum. Sunay'cığım, sana da çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Herkesi bekliyoruz. İnşallah canım. Şimdi biz kahvelerimizi içmeye devam edelim. Evet, biz Hatice Akbaş'tan çıktık. Ve ben aktüel ürünlere bakmaya geldim. Aa, kadife askılardan gelmiş. 8'lik şu an. Bayağı da var. Neyse, şimdi almayayım da. Alırsa yarın falan tekrar gelip alırım. Başka neler gelmiş bugün? Çok da bir şey yok. Kocamlar var. Onlar bu haftanın mı daha öncenin mi bilmiyorum. Böyle kaplar var. Ama şu an burası aşırı şekilde karışmış. O yüzden ne zaman geldi, ne fiyat hiç bilmiyorum. Böyle masa örtüleri var. Ben de mutfakta bu tarz bir şey kullanıyorum. İngiliz onda varmıştı. 95 lira. Vallahi hiçbir şey yok. Ya çok güzel bir şey geldi, hemen tükendi. Sadece şu dikkatimi çekti, siyahını ilk defa görüyorum. Gerçekten güzelmiş siyahı da. Aç gel, ürünlerde
hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden boşa vakit kaybetmeyeceğim. Şimdi hemen çıkacağım. Şunlar falan hep yazdan kalma ya. Uzun süredir var şu gecelikler. Çıkıyoruz A101'den, evde görüşürüz. Bu arada bizim spor yine yalan oldu. Ertesi günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Hem cumanız hem de kandiliniz mübarek olsun. Ben dünkü videonun sonunu bir türlü getiremedim. Zaten gördüğünüz dışarıda çok oyalandık. Öyle olunca da eve geldim. Çocuk okuldan geldi, yemek yedik falan filan derken hiçbir şeyi çekmeye fırsatım olmadı. O yüzden dünkü videom bugüne sarktı. Ben de dedim iki günümü üst üste çekeyim, birleştireyim. Şimdi bugün ne yaptım? Her zamanki gibi oğlumu ve eşimi gönderdim. Evimi bir topladım. Evimi topladım. Şu an toplu ama çok kirli bir evim var. Ama spora gideceğim. Dün de spora gidemedik, gördünüz. Çünkü güzellik salonunda çok oyalandık. Ben oradaki işimiz 1-1,5 saate biter diye düşünmüştüm ama orada biraz beklememiz gerekti. O yüzden geç kaldığımız için de spora gidemedik. Dün sporumuz yalan oldu. Ama dedim bugün kesinlikle gideceğim. O yüzden evimi topladım. Aslında bir temizlik yapmam gerekiyor. Ama temizliğe başlamadan önce sporuma gidip geleceğim. Ondan sonra da temizliğe başlayacağım inşallah. Şimdi hemen evden çıkacağım bir 5 dakika içinde. Ama çıkmadan önce hem videomu başlatmak istedim. Hem de kendime böyle büyük bir fincan Türk kahvesi yaptım. Yanındaki de limonlu soda. Aslında sade soda içecektim ama maalesef o kalmadığı için limonlu soda içmeyi tercih ettim. Çünkü biraz midemde yanma var bugün. Soda da benim midemi rahatlatıyor. Şimdi hızlıca kahvemi ve sodamı içeceğim. Ondan sonra da hemen spora gideceğim. Arkadaşlar biz spordan çıktık ve gördüğünüz gibi elimde iki tane çikolatalı gofret var ve ben bunu çok severim. Bu gofretler nereden geldi? Tabii ki de biz spordan sonra bunları almadık. Öyle bir şey yapar mıyız Merve'ciğim? Hayır, tabii ki de. Kesinlikle yapmayız. Hediye diyelim. Soyunma salonunda, soyunma odasında daha doğrusu bayanın biri bugün kandil olduğu için böyle herkese dağıtıyormuş. Bize de verdi sağ olsun. İyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı? Şu an ona karar veremedim ama şu an çok kararlıyım. Ben yemeyeceğim, oğluma götüreceğim. Ama Merveciğim isterse yiyebilir. Evet, ben yiyeceğim. Yiyecek misin? Spordan sonra epeyce bir efor harcadık, çok terledik. Gayet iyi gidiyoruz. Çikolata da hakkım diye düşünüyorum. Vallahi o zaman sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben yemeyeceğim, ben kararlıyım. Gördünüz değil mi? Teşekkürler. O koşarken çektiğin acıyı düşün. O eliptikte harcadığın kalorileri düşün. Yarın bir daha geliriz, aynı kaloriyi veririz. O da mantıklı. En azından kilo almamış oluruz. Aynen. Yediğimizi veririz. Ben de mi yesem acaba? Bence yemelisin. Vallahi çok kararsızım, bilmiyorum. Görüyorsunuz böyle arkadaşlar bulmayın kendinize arkadaşlar. Kötü arkadaş. Dost mu düşman mı belli değil. Neyse evde görüşürüz. Biz geldik. Şimdi arabadan ineceğiz ama ben size bir şey göstermek istiyorum. Vallahi gelene kadar çikolatayı yedi. Benimki hala duruyor. Yalnız kendisi de yiyecek. Yemeyeceğim. Niye yiyecekmişim? Çok ciddiyim. Biraz sonra yiyeceksin ve ben de bunu videoda yansıtacağım. Yansıtacaksın da yani ye, tamam ye de böyle spordan çıkar çıkmaz da yenilmez yani. Arkadaşlar ben spordan çıktıktan sonra yemenin kesinlikle zararlı olduğunu düşünmüyorum. Bunu zayıfladığımla da size kanıtlayacağım. O zaman inşallah amin şu mübarek kandil günü. İnşallah. İnşallah bu duaları kabul olur. Evet, herkesin kandili de mübarek olsun buradan. Amin, bütün İslam aleminin. Evet, bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun. Siz de yiyin. Allah sana da afiyet olsun. Eve gelene kadar yedi. Hani birkaç saat sonra yese diyeceğim ki çektiği acıyı unuttu. Yedi, normaldir.
Ama yani şu mesafede yedi ya, helal olsun yani. Kesinlikle biraz sonra sen de yiyeceksin, yemelisin. Bakalım, göreceğiz. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yüzeysel bir temizlik yaptım. Bu yatak odası tarafına, çocuk odaları tarafına geçmedim. Çünkü zaten evim temizdi. Yani oralar temizdi. Bu oturma odası, mutfak ve bu koridorun falan sürekli kullanıldığı için illaki burada tüyler oluyor, kırıntılar falan oluyor. O yüzden hemen oraları bir süpürdüm. Ufak da bir toz aldım. Yani biraz böyle günü kurtarmış oldum. Ama iyi oldu. İçim rahatladı. Çünkü gerçekten her gün bir süpürge istiyor. Her ev istiyor bence. Şimdi ben niye böyle size süpürgemi gösteriyorum, onu söyleyeyim. Ben Philips Maraton serisinin bir süpürgesini kullanıyorum. Süpürgemin bu çekiş gücünden falan çok memnunum. Sadece yaşadığım bir problem, görüyorsunuz o arasında olması gereken o süpürgenin borusu yok. Ya sapı mı desem, borusu mu desem? Yani o borusu diyeyim, borusu yok. Çünkü o kırıldı. Orijinali kırıldı. Daha sonra biz gittik. Daha doğrusu eşim gitti ve oraya başka bir boru getirdi. Ama ben onu da kırdım. Onu kırdığım yetmezmiş gibi görüyorsunuz böyle hortum da kırıldı. O hortum nasıl kırıldı onu gerçekten bilmiyorum. Onu böyle geçici olarak bantladım. Valla çekişimde bir problem yok. O yüzden böyle çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Çok da memnunum. Hani ilk başlarda bu aradaki boru olmadığı için süpürmekte biraz zorlanıyordum. Belim ağrıyordu ama herhalde alıştım. Çünkü yaklaşık 2-3 haftadır süpürgem bu şekilde. Ama tabii en kısa zamanda bir yolumuz düştüğünde o ara borusunu alacağız inşallah. Bugün böyle süpürgeyle bir kapanış yapmış olayım arkadaşlar. Ben oğlumun gelmesini bekleyeceğim. Oğlum geldikten sonra da kayınvalidemlere geçeceğiz. Bugün kandil olduğu için kayınvalidem ve kayınpederimin kandillerini mübareklemeye gideceğiz. Orada diğer elçilerim falan da vardır. Herhangi bir çekim yapamam. Çoluk çocuk çünkü kalabalık oluyoruz. O yüzden ben videomu burada kapatmak istiyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.